İzleyenlerimiz ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemekler hazırlayacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek hazırlamış olacağız. Bugün sizler için hangi yemeklerimizi hazırlayacağız? Çok güzel bir poğaçamız var. Kıymalı poğaça yapacağız ve ondan sonra narlı but kavurmamız var. But kavurma hazırlayacağız ve ondan sonra güzel bir tatlımız var. Narlı su tatlımız var, su muhallebimiz var. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak ve tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Hem poğaçamız, ondan sonra hem tavuk kavurmamız hem de yanında güzel bir tatlımız olacak. Ve bu şekilde 3 tane yemeğimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Sizler de evlerinize yapacağınız hem lezzeti hem kolay hem de pratik inşallah 3 tane yemeğimizi hep beraber hazırlanmış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek veya da yapmak istiyorsanız nerede bulabilirsiniz? TGRT EU sayfalarında bulabilirsiniz. TGRT olarak Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Orada da aynı şekilde izleyebilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 2 ile 2.30. Hafta sonları saat 10-11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra bizleri internet üzerinde canlı izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız sitemize bakabilirsiniz. Sitemiz adresi www.tgrt.com adresinde de bizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yavtu sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da bizlere ulaşabilirsiniz, yemeklerinizi gönderebilirsiniz, yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Programımıza gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Hediyemizi kazanmak istiyorsanız, ızgaramızı kazanmak istiyorsanız yapacağınız her şey sosyal medya hesaplarımı takip edip mesaj bölümüne isim, soy isim, adresinizi bırakıyorsunuz. Çekilişe dahil oluyorsunuz ve isminiz çıktıktan sonra biz de sizlere çok güzel bir ızgaramızı hediye edeceğiz. Bitişik SF Abdullah Usta.tgrt bitişik SF Abdullah Usta.tgrt sayfasına yemeklerinizi gönderebilirsiniz. Sayfamı takip edebilirsiniz ve orada da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Evet, bugün ilk önce poğaçayla başlayacağız sevgili izleyenimiz ve poğaçamız için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? Dilerseniz bir göz atalım. Ondan sonra yavaş yavaş devam edelim. Poğaçamız için neler kullanacağız? Hemen listemiz hazırsa bir alalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, kıymalı poğaçamız için de malzemelerimizi hazırladık. Siz de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Kıymalı poğaçamız için de kullanacağımız malzememiz 500 gram kadar unumuz, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar sütümüz veya da alabildiği kadar da süt diyebiliriz. Ondan sonra 250 gram kadar tereyağımız, yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, yarım paket yaş mayamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu kullanacağız. 500 gram kadar unumuz, ondan sonra 1 adet yumurta, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, 250 gram kadar yağımız, tereyağımız veya da margarin hangisini kullanmak istiyorsa kullanabiliriz. Ondan sonra da yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz ve ondan sonra da 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, yarım paket yaş mayamız olacak. 500 gram un, 1 su bardağı kadar süt, 250 gram kadar tereyağımız, yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, yarım paket yaş mayamız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu kullanacağız. Ve ondan sonra içi içinde kullanacağımız malzememiz 200 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 1 adet domatesimiz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 1 tutam maydanoz, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağız. Ve içi içinde 200 gram kadar kıymamız, geniş böylesek daha fazla kullanabiliriz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 1 adet domatesimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 1 tutam maydanoz, yeteri kadar yağ kullanacağız. Öncelikle geniş bir kabımız içine hemen unumuzu ilave edeceğiz. Ortasını hazır şeklinde açacağız. Hemen yaş mayamızı içine ilave edeceğiz. Onu sütle beraber açacağız. Ondan sonra tuzumuzu, şekerimizi, yumurtamızı ilave edeceğiz. Ve yavaş yavaş tereyağımızla beraber hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurduktan sonra kaç tane yapacaksak, eğer ki biraz daha fazla olmasını istiyorsak daha küçük de tutabiliriz veya da daha büyük de kesebiliriz. Ona göre bezelere böleceğiz hamurumuzu ve hamurumuzu dinlendireceğiz. Hamurumuz dinlenirken bize tekrardan hemen iç harcımızı hazırlayacağız. Onun için de tekrardan biraz yağımızı dökeceğiz, soğanımızı kavuracağız, biberimizi kavuracağız, kıymamızı ilave edeceğiz, baharatlarımızı ilave edeceğiz. Domatesle beraber güzelce bir şekilde bir ayarlamamızı yapacağız ve ayarlamamızı yaptıktan sonra da harcımız hazırlanacak. İçine maydanozumuzu ilave edeceğiz. Ondan sonra hamurumuzu güzelce bir şekilde bir açacağız, içini dolduracağız. Tepsimizin içine güzelce bir şekilde bir ayarlayacağız. Tepsimizi tamamıyla bir doldurduktan sonra üzerine yumurta sarısını süreceğiz ve ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve iyice bir kabaracak ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. Evet, ben hemen şöyle bir ayarlamamı yapacağım. Ondan sonra ilk başta biz hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz biraz dinlenmiş olsun. Gerçi çok fazla zamanımız yok ama biz biraz hamurumuzun dinlenmesi için ilk önce hamurumuzu hazırlayalım. O kenarda biraz bir dinlensin. Ondan sonra biz de harcımızı hazırlayana kadar güzelce bir şekilde bir ayarlamamızı yapalım. Şöyle bir ilk başta bir eldivenimizi takalım. Şunu bir kenara aldık. Ondan sonra biraz elimizin altında unumuz bulunsun. Şuradan yedek unumuzu alalım.
Hemen yedek unumuzu aldıktan sonra kabımızı ayarlıyoruz. Ve unumuzu, 500 gram kadar unumuzu döküyoruz. 500 gram kadar unumuzu döktükten sonra da toz şekerimizi üzerine dökelim. Yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra biraz da tuzumuz. Hemen tuzumuzu şuradan bir alabiliriz. Bir tane kaşık alalım. Şuradan biraz da tuzumuzu dökelim. Ve bunları biraz karıştıralım. Şeker tuzumuzla beraber hafiften biraz karıştırdık. Karıştırdıktan sonra ortasını tekrardan açıyoruz. Ondan sonra yarım paket mayamızı şöyle bir döküyoruz. Evet, şöyle biraz çözülmüş güzelce bir şekilde mayamızı içine ilave edelim. Mayamızı döktükten sonra biraz sütümüz şöyle şimdilik az bir sütümüzü döküyoruz ve ondan sonra da şöyle ufak biraz karıştırıp güzelce bir şekilde yaş mayamızı çözüyoruz. Evet. Onu çözdükten sonra şurada bir parça peçete alalım. Daha rahat bir şekilde çalışmamız için. Yumurtamız hemen yumurtamızı kırıyoruz. Ve yumurtamızı da kırdıktan sonra şunu şöyle bir kenara alalım. Tekrardan 250 gram kadar yağımızı onu da aldık. İlk başta şunu biraz karıştıralım. Güzelce bir karışsın. Evet. Tekrardan karıştırmaya devam ettik. Ve ondan sonra da şöyle biraz eritmiş olduğumuz yağımızı döküyoruz. Evet. Hemen yağımızı şöyle yavaş yavaş içine dahil edelim. Şunu bir kaldıralım şimdilik elimizin altında. Beklemesin. Evet, şimdi yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Poğaçamız için güzel bir ayarlamamızı yapacağız. Az bir sütümüz. Ondan sonra biraz daha şöyle hamurumuz yoğurulmaya devam edecek. Evet, minik biraz daha sütümüz. Ondan sonra da şöyle güzelce bir karıştıralım. 250 gram kadar yağımız, 500 gram kadar unumuz. Ondan sonra da yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz ve bir su bardağı kadar sütümüz, yarım paket yağış mayamızla hamurumuzu hazırlıyoruz. Ve hamurumuz yavaş yavaş hazırlanırken şöyle biraz unumuzu alalım. Şunları şimdilik kenara doğru alabiliriz. Şöyle ufak bir dokunuş, biraz toparlamasını sağlayacağız. Ondan sonra tezgahımızı üzerine alacağız. Hop! Hazır. Evet, şimdi hazırlanmış olduğumuz hamurumuzu tezgahımızı üzerine aldık. Ve burada biraz daha onu güzelce bir yoğuralım. Hafif biraz unumuz gerekirse biraz da unumuzu şöyle bir döküyoruz. Evet, şimdi hamurumuz iyice bir hazır. Onu biraz da şöyle bir toparlamaya devam edeceğiz. Şunları biraz kenara doğru alalım. Ve artık unla da bir işimiz kalmadı. Onu da kaldırabiliriz. Çok az bir unumuzu kullandık. Fazla kullanmadık. Hafif biraz toparlanması için. Evet. Şöyle biraz toparlanmasını sağladık mı? Hamurumuz hazır. Ondan sonra da bunları güzelce bir kesmeye başlıyoruz. Kaç tane yapacaksak ona göre ayarlamamızı yapabiliriz.
6 veya da 7 tane çıkarabiliriz sevgili izleyenimiz. Siz dilerseniz daha küçük de tutabilirsiniz. Biraz daha 8 tane çıkarmak istiyorsanız biraz daha ufaltabilirsiniz. Ben çok fazla şöyle bir ufaltmak da istemiyorum ama. Evet, hamurumuz hazırlandıktan sonra yavaş yavaş tekrardan yuvarladık. Kenara doğru aldık. Aynı şekilde devam. Hop, hazır. Bunu da aynı şekilde yuvarladık. Kenara aldık. Kenarda tabii ki yarım saat bir dinlensin hamurumuz. Güzelce bir şekilde bir kabaracak. Onu hazırlarken daha güzel bir şekilde pişireceğiz sevgili izleyenimiz. Ve çok lezzetli ve çok güzel bir poğaçamız olmuş olacak. Tabii kendi gönül rahatlığı içinde evinde yapabileceğiniz hem lezzetli hem kolay hem de pratik bir sunum olacak. Kendiniz de hazırladığınız için içinde neler kullanıldığı, hangi malzemeler kullanıldığı gönül rahatlığı içinde kullanacaksınız. Ve çok da güzel poğaçalar olmuş olacak sevgili izleyenlerimiz. Şöyle çocuklarımız okula giderken bol bol besleme çantalarına koyacağımız nefis bir poğaçamız diyebiliriz. Evet, hemen şöyle aldık. Tabii çocuklar kıymayı seviyorsa kıyma, patates seviyorsa patates veya da ıspanak veya da peynir hangisini seviyorsa iç harcımızı da ona göre ayarlayabiliriz. Çocuklar hangisini çok fazla seviyorsa ona göre iç harcımızı ayarlayıp içine doldurabiliriz. Evet, şimdi hamurlarım hazır. Hamurlarımı hazırladıktan sonra ben şöyle bir eldivenlerimi tekrardan bir değiştireceğim. Tenceremi şöyle bir alıyorum. Ondan sonra da tenceremizi ayarladıktan sonra yavaş yavaş altını açalım, harcımızı ayarlayalım. Ve yavaş yavaş güzelce bir şekilde bir ısınmaya başlasın. O ısınırken biz de bu arada şöyle bir eldivenlerimizi takalım. Ondan sonra devam edelim sevgili izleyenlerimiz. Kıymamız, soğanımız, biberimiz ve domatesimizi hazırlayacağız. Harcımız hazırlayana kadar biraz da hamurumuz dinlenmiş olsun. Güzelce bir şekilde biraz bir kabarsın, şişsin diye. Bu arada sevgili Mete Aydınoğlu kardeşim bizleri izliyor, takip ediyor. Mete kardeşim seni çok seviyorum. Doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum güzel kardeşim. Tekrardan nice senelere sağlıklı, huzurlu ve imanlı bir şekilde Cenab-ı Hanım sana nice seneler, güzel seneler bağışlasın. Güzel kardeşim seni çok seviyorum buradan hem sana hem ailene. Benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Mete Aydınoğlu kardeşimi doğum günü en içten dileklerimle kutluyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş artık hazırlığımıza geçelim sevgili izleyenlerimiz. Tenceremize çok hafif biraz yağımız, iki veya daha fazla kullanacaksak ona göre yağımızı da dökebiliriz. Biraz yağımızı döktükten sonra içine soğanımızı biraz daha ufak doğrayacağız. Çok fazla belirgin olmasın. Küçük küçük soğanlarımızı şöyle bir ayarlayalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şöyle bir tane soğanımız bizlere yetiyor. Onun için de hop onu şöyle biraz daha ocağımızın altını hızlandıralım. Evet, şimdi ufak ufak soğanlarımızı doğrayalım. Kenara aldık. Şimdi sevgili izleyenler, bizlere ayrılan belli bir süremiz var. Tabii biz o süre içinde çok fazla hamurumuzu dinlendiremiyoruz, bekletemiyoruz. Çünkü 1,5 saat gibi bir süremiz var. O süre içinde diğer yemeklerimiz oluyor, reklamımız oluyor, hazırlıklarımız oluyor. Onun için ben biraz acele ediyorum, hızlı bir şekilde pişiriyorum. Siz de tabii ki evde zamanınız bol olacak, fazla olacak. Size herhangi bir süre kısıtlaması da olmadığı için hamurunuzu yarım saat, hatta gerekirse bir 40 dakika bir dinlendirin. Hamurunuz güzelce bir şekilde bir dinlensin. Hem daha iyi bir şekilde mayalanmış olacak, dinlenmiş olacak, daha güzel bir şekilde kabarmış olacak. Ve pişirirken de daha güzel bir şekilde pişmiş olacak. Ondan sonra hamurumuzu dinlendirdikten sonra fırına da gönderirken çok da fazla acele etmeyelim. Biz burada acele ediyoruz. Çünkü neden acele ediyoruz? Ben yayın öncesi herhangi bir hazırlık yapmıyorum. Biliyorsunuz yaklaşık 15-16 senedir ben bütün kanallarda aynı şekilde çalışıyorum. Yayın öncesi herhangi bir hazırlık yapmıyorum sevgili izleyicilerimiz. Hepsini burada hazırlıyorum. Ve sizlerden gelen istek doğrultusuna da aynı şekilde tabii ben buna da uyuyorum. Sizden de çok hoşuna gidiyor. Onun için ben biraz hızlı bir şekilde fırında pişiriyorum ki sizler pişim aşamasını da görün diye. Ama o biraz daha düşük bir dereceyle fırında pişerse hem daha güzel bir şekilde kabaracak ve daha iyi bir şekilde kızarmış olacak. Ama biz ne yapıyoruz? Biraz daha, örneğin siz evde 180 dereceyle pişiriyorsunuz. Ben burada biraz daha erken pişmesi için 200 hatta bazen 250 dereceyle pişiriyorum. Onun için siz evde acele etmenize gerek yok. Düşük bir dereceyle pişsin.
poşanız daha iyi olacak ve daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Ama içine kullanmış olduğumuz, ben biliyorsunuz herhangi sizde bir gizlediği bir malzeme yok, sizden önce kullandığı bir malzeme yok. Hepsini burada hazırlıyorum ve bütün aşamaları sizlerle beraber burada yapıyoruz. Bu da ben buradaki amacım ve niyetim sizlerle beraber hazırlıyorum. Olmayacaksa da sizler de görün. Nasıl olmadığını da burada hep beraber görelim. Onun için çok da güzel oluyor. Çok da iyi bir şekilde poğaçalarımız hazırlanıyor. Onun için de sizlerden ricam, hamurunuz bir 40 dakika bir dinlensin ve fırına da gönderirken biraz daha düşük bir derecede yavaş yavaş pişirirseniz çok güzel bir poğaçanız olmuş olacak. Şimdi içine dediğimiz gibi ıspanak isterseniz ıspanak, beyaz peynir isterseniz beyaz peynir veyahut da dediğimiz gibi lor peynirimiz olabilir, patates olabilir veyahut da dediğimiz gibi farklı sebzeler kullanılabilir. Bugün biz kıymayla yapacağız. İsterseniz kıyma da yapabilirsiniz, isterseniz tavuk da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz onunla da güzel bir harcınızı hazırlayabilirsiniz. Çocuklarımız için hazırladığımız için onlar hangisini daha çok fazla seviyorsa onlar için onu tercih edebiliriz. Evet, şöyle biraz yağımız ısındı. Ben hemen bu arada biraz soğanımı doğrayayım, içine ilave edeceğim. Çok fazla yanmasın. Yağımız da çok aşırı bir şekilde ısındığı zaman sevgili izleyenlerimiz, o da midemizde yanma ve ekşimeler yapacak, bizleri rahatsız edecek. Onun için çok da fazla kızdırmayalım yağımızı. Hemen şöyle bir soğanımı gönderdim. Ondan sonra şöyle bir alıyorum. Tekrardan altını açtım. O yavaş yavaş kavrulmaya başlansın. Şimdi o yavaş yavaş kavrulurken biz de hazırlığımıza devam edelim. Şuradan bir tane kırmızı biberimiz. Onu ben güzelce bir ilk başta bir çekirdeklerini temizliyorum. Ondan sonra biraz daha şöyle bir ufaltıyorum sevgili izleyenlerimiz. Ufalttıktan sonra tekrardan minik minik doğrayalım. Şöyle bir biberimizi küçük küçük ayarlayalım. Bunları biraz kenara doğru çekelim. Soğanlarımız kavrula dursun. Biz de devam ediyoruz. Şimdi tekrardan bir tane biberimiz, yeşil biberimiz, o da bizlere yeteceği için bir tane kullanıyoruz. Hemen biberimizi de aynı şekilde küçük küçük doğrayalım. Evet, şimdi iki tane biberimi hazırladım. Şunları bir kaldıralım. Bunlarla bir işimiz yok. Ve tekrardan biberimizi tenceremize aktarıyoruz. O da soğanlarla beraber iyice bir biraz kavrulsun. Şöyle güzelce bir soteliyorum. Yavaş yavaş kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi o güzelce bir şekilde bir kavrulsun. Ondan sonra bir tane domatesimiz. Hemen domatesimizi de temizleyelim. Onu da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağız. Şöyle bir dilimleyelim önce. Hazır. Ve ondan sonra da küçük küçük doğruyoruz. Devam ediyoruz. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da şöyle bir minik minik doğradık mı? Hazır diyebiliriz. Şimdi soğan ve de biberlerimiz yavaş yavaş kavrulurken ondan sonra da biz de içine kıymamızı dökelim. Yavaş yavaş kıymamızı döktük ve ondan sonra kıymamızı güzelce bir şekilde bir biberlerle beraber biraz daha bir kavuracağız. Harcımız yavaş yavaş hazırlanıyor. İçine biraz tuzumuz, hafif biraz pul biberimiz, ufak çocuk varsa onlar için çok fazla tercih etmeyeceğiz. Ondan biraz da kırmızı toz biberimizi döküyoruz. Çok minik biraz karabiber.
Hafif biraz karabiberimiz. Harika olacak. Ve karabiberle beraber tekrardan şöyle güzelce bir karıştıralım. Yavaş yavaş karıştırırken ondan sonra da domatesimiz bu arada hazırlandı. Domatesimizi de döküyoruz. Beraber biraz daha bir kavrulmasını sağlayacağız. Kullanacağımız kadar domatesimiz dedik ama siz de dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Eğer geniş böylesek, karabalı böylesek, biraz daha fazla olmasını istiyorsak veya da fazla hazırlıyorsak ona göre de harcımızı biraz daha bol tutabiliriz. Eğer ki elinizde kıymanız da azsa onu biraz daha arttırmak için bol sebze de kullanabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Şöyle bir tabağımızı bir kaldıralım. Ondan sonra bir tane boş tabağımız. Şuradan alalım. Ve tekrardan şöyle domateslerimizle beraber biraz da karıştırıp pişirmesini sağlamış olacağız. Evet, şimdi o yavaş yavaş devam etsin pişme. Ondan sonra biraz maydanozumuz demiştik. Hemen şuradan kullanacağımız kadar maydanozumuz hazır. Onu da şöyle bir ince ince doğrayalım. Biraz da inceltebiliriz. Evet, şimdi maydanozumuz hazır diyebiliriz. Ve maydanozumuzu ayarladıktan sonra yumurtamız demiştik sevgili izleyenlerimiz. Şuradan iki tane boş tabağımız gelsin. Bir tane yumurta sarısı. Şöyle bir kırıp sarısını ve akını öncelikle bir ayıralım. Hop, hazır. Sarısını ve akını ayırdıktan sonra şunu bir kaldıralım. Onunla bir şimdi kalmadı. Ondan sonra hafif biraz yağımız damlattık içine ve onu kenara doğru aldık. Kenara doğru aldıktan sonra bir tane de fırçamız, onu da şöyle bir alalım. Bir tane ince alüminyum tepsi olursa çok güzel olacak sevgili izleyicimiz. Hem erken pişirmiş olacak, altı ve üstü de iyice hazırlanmış olacak. Şunları biraz ben şöyle bir kenara doğru çekeceğim sevgili izleyicimiz. Siz de daha rahat bir şekilde görün diye. Tepsimiz hazır. Ondan sonra biraz hafif az bir yağımı damlatıyorum yapışmasın diye. Onu da güzelce bir şöyle bir yağlıyorum. Evet. Şimdi hazır ve şunları biraz kenara doğru çekelim. Maydanozumuz doğramıştık. Tekrardan doğradığımız maydanozumuzu da içine döktük. Tenceremize yolladık. Ondan sonra maydanozumuzu tenceremize gönderdikten sonra harcımız hazırlanıyor sevgili izleyenlerimiz. Soğanımızı kavurduk, biberimizi ilave ettik, kıymamızı ilave ettik, yeteri kadar baharatlarımızı içine ilave ettik. Baharatla beraber iyice karıştırdık. En sona hemen ayırmış olduğumuz maydanozumuzu da ilave ettikten sonra da harcımız yavaş yavaş hazırlanıyor. Onu biraz daha şöyle bir karıştıralım. Önce 2 yemek kaşığı kadar yağımı döktüm. Yağımı döktükten sonra tekrardan içine güzelce bir şekilde bir soğanımı incece doğradım, ilave ettim. Onu güzelce kavurdum. Ondan sonra biberlerimi, karışık biberimi ilave ettim. Ondan sonra kullanacağım kadar kıymamı ilave ettim. Kıymamı da tamamıyla bir kavurduktan sonra baharatlarımız, ondan sonra bir tane domatesimizi küçük küçük doğradık, ilave ettik. Ve bir tutam da maydanozumuzu içine ilave ediyoruz. Maydanoz hem güzel bir lezzet, güzel bir aroma katıyor. Siz de dilerseniz çok hafif biraz bir güzel kokması için sona doğru az bir kekikten kullanabilirsiniz. Biraz da kekiğimizi içine döktükten sonra harcımız artık yavaş yavaş hazır diyebiliriz. Hazırlamış olduğumuz harcımızı biraz da hem soğuması için daha rahat bir şekilde çalışmamız için onları şöyle bir tabağımıza boşaltalım. Evet. Şimdi güzelce bir şekilde bir harcımızı hazırladık. Onu kenara doğru aldık. Harcımızı hazırladıktan sonra artık yavaş yavaş işlemlerimize geçebiliriz. Ben şöyle bir tane de kaşığımı önce bir ayarlayacağım, ondan sonra devam edelim. Hamurumuz
Dediğimiz gibi biraz dinlensin sevgili izleyenimiz. Ne kadar iyi dinlenirse çok güzel olacak ve daha güzel bir şekilde biz de işlemimizi yapmış olacağız. Öncelikle ben şöyle bir tezgahımı biraz daha temizleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Şöyle bir tane hamurumuz hazırlanmıştı. Hamurumu ben ilk önce biraz daha düzeltiyorum. Tabii iyice bir dinlendirdikten sonra bu işlemlerimizi yapabiliriz. Şöyle avucumuzun iç kısmıyla, şöyle bir kalın olan kısmıyla sevgili izleyenimiz, gördüğünüz gibi şu kısımla ortasını hazda şeklinde ayarlayacağız. Harcımızı koymamız için ortasını hazda şeklinde ayarlayacağız. Şurada gördüğünüz kısımla, şöyle bir kalın olan kısmı, avuç içine orayla yavaş yavaş dokunuyoruz. Kesinlikle şu iki dudak kısmına dokunmuyoruz. Çünkü poğaçamıza asıl önemli olan nokta o. Güzelce bir şekilde kabarıyor, iyice bir şişiyor. Ve poğaçamızı güzel gösterdiği için şu iki dudak kısmına kesinlikle oralara bastırmıyoruz, oralara dokunmuyoruz sevgili izleyenimiz. Şimdi yavaş yavaş tekrardan ortasını hazne şeklinde ayarlıyoruz. Ortasını hazne şeklinde ayarladıktan sonra şimdi kıymamız o güzelce bir şekilde bir ayarlandı sevgili izleyenimiz ama ben şöyle bir hafif biraz suyunu süzeceğim. Çok fazla sulu olmasını istemediğim için şuradan bir tane tabağımı, boş bir kabımı alıyorum. Çünkü yağının sağa sola dökülmesini istemediğim için şöyle bir tane süzgecimi alıyorum. Ondan sonra da ufak bir harcımı şöyle bir süzeceğim. 2 dakika süzgecimizin içine gönderelim. Evet. Şimdi süzgece döktükten sonra biraz bastıralım. O suyu süzülsün diye hafif biraz. Siz bir iki dakikada dinlendirebilirsiniz de bekletebilirsiniz. Hem yağ dökülsün hem de bize daha rahat bir şekilde çalışalım diye. Evet. Şöyle biraz daha bastırabiliriz. Tamamıyla o yağ gitsin, güzelce bir süzülsün diye. Evet. Şimdi harcımızı alabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi suyu süzüldü sevgili izleyenimiz. Onu artık yavaş yavaş alabiliriz. Suyunu süzdük ve fazla olan şunları bir kaldırabiliriz. Yağımızı süzdükten sonra da artık yavaş yavaş daha rahat bir şekilde çalışabiliriz. Harcımız hazır. Ondan sonra da kullanacağımız kadar şuradan kıymamızı alıyoruz. Biraz daha alalım. Ve kıymamızı doldurduktan sonra da yavaş yavaş kapatıyoruz. Kapattıktan sonra tekrar da şu arka kısmına dokunuyoruz. Kesinlikle yine dudak kısmına dokunmuyoruz sevgili izleyenimiz. Sadece arka kısma dokunuyoruz. Ve güzelce bir şekilde bu şekilde poğaçamızı hazırlıyoruz. Poğaçamız hazırlandıktan sonra onu alıyoruz. Ve ondan sonra da şöyle bir tepsimize gönderiyoruz. Eğer ki sizler bu işlemi yapamıyorsanız daha kolay bir şekilde hazırlamak istiyorsanız veya pratik yönünü hazırlamak istiyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. Hamurumuz hazır. Ekstradan oklava veya da merdana gerek yok sevgili izleyenimiz. Yumuşacık bir hamurumuz olduğu için yırtmayacak şekilde yavaş yavaş şu şekilde bir düzeltmemizi yapıyoruz. Onu bir düzeltmemizi yaptıktan sonra tekrardan çevirelim tezgahımıza. Hem yapışmasın hem de bu tarafla biraz belki bir yırtılmış olabilir. Belki biraz yapışmış olabilir. Ondan sonra da şuradan biraz harcımı alıyorum. Üzerine ilave ediyorum. Üzerine ilave ettikten sonra tekrardan bohça şeklinde onu yavaş yavaş şu şekilde bir kapatıyorum. Kapattıktan sonra da onu biraz daha şöyle bir yuvalıyorum. Ondan sonra poğaçamız bu şekilde de ayarlanabilir, hazırlayabilirsiniz. Onu da ben şöyle bir tepsime gönderiyorum. Devam ediyoruz. Şöyle bir hamurumuz. Artık güzelce bir şöyle bir açalım. Bir tanesini ben örnek olarak size gösterdim ama siz hangisini dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Şöyle biraz kıymamız hazır. Kıymamızı hazırladıktan sonra da üzerine bastırdık. Ondan sonra da tepsimize gönderdik. Devam. Aynı şekilde 500 gram unumuzu da hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Ve çok lezzetli, çok da güzel poğaçalarımız hazırlandı.
Biraz daha istersek dediğiniz gibi küçük veya da büyük de kesebilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Eğer ki biraz daha poğaçanızı büyük hazırlamak istiyorsanız daha büyük bezeler hazırlayıp poğaçamızı ayarlayabiliriz. Evet, şunu bir güzelce bir ayarladık. Kesinlikle şöyle biraz dikkat edeceğimiz nokta bir de üzerine çok fazla maydanoz veya da kıymamız gelmesin ki onlar yanmasın, yapışmasın. Ben de hiç hoşuma gitmiyor sevgili izleyenlerimiz. Devam ediyoruz. Şöyle bir gün güzel bir poğaçamız olsun. Biraz daha şöyle bir uzun, genişçe güzel bir poğaçamız hazırlansın diye ben şöyle bir ayarlamamı yapıyorum. Ondan sonra da şöyle biraz harcımız. İçine güzelce bir şekilde kullanacağımız kadar harcımızı döküyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş ayarlamamızı yapıyoruz. Bunu da gönderdik. Son 3 tane kaldı. Tekrardan onları da aynı şekilde hazırlayalım. Hazırladıktan sonra biraz daha şuradan kıymamız ve kıymamızı doldurduktan sonra da tekrardan dudak kısmına dokunmadan arka kısmı hafif bir dokunuşla kapatıyoruz. Gönderdik. Devam. Son 2 tane hemen onları da hazırladık mı? Ondan sonra da nefis bir poğaçamız hazırlanmış olacak inşallah. Evet. Hatta bu şekilde açtığınızda hangi taraf daha kalınsa o tarafta üste gelecek şekilde de ayarlayabiliriz sevgili izleyenimiz. Hangi taraf dudak kısmı kalınsa onu da üste gelecek şekilde de ayarlamamızı yapabiliriz. Biraz daha şuradan kıymamız şöyle bu taraf biraz daha kalın olduğu için şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Oh, mis gibi oldu. Bunu da şöyle bir kenara gönderdik. Ve son bir tane harcımız. Bunu da eğer ki düz yapmak istiyorsanız onun için ben size tekrardan onu da göstereyim. Ondan sonra da artık zaten son bezemiz. Şöyle biraz açıyoruz. Açtıktan sonra da biraz daha düzeltmemizi yapalım. Düzelttikten sonra da tekrardan harcımız. Evet. Şöyle biraz harcımızı döktükten sonra biraz daha şöyle bir bol olabilir sevgili batın için değil mi? Evet. Hemen bunu biraz daha şöyle bir küçük küçük toparladık. Ondan sonra da şöyle bir çeviriyoruz ve hazır diyebiliriz. Şimdi poğaçalarımızı hazırladık. Onları güzel bir şekilde bir ayarladık sevgili izleyenimiz. Ayarladıktan sonra artık yavaş yavaş şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Güzelce bir devam edelim. Evet, poğaçalarımız hazır. Üzeri için ben şuradan biraz susam ve çörek otu alacağım sevgili izleyenlerimiz. O da güzel olacak. Karışık hem susamımız hem çörek otumuzu kullanabiliriz. Evet, şimdi yumurtamızı önce bir iyice bir karıştıralım. Hafif yağımızla hem parlak görünecek hem de güzel gözükecek. Onun için de şöyle bir yavaş yavaş önce minik bir dokunuş. Ondan sonra devam edeceğiz. Dudak kısımlarını unutmayacağız sevgili izleyicimiz. Oralara da hafif biraz dokunursak iyice bir kızaracak ve çok da güzel olacak. Devam. Evet. 500 gram unumuz, yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra yarım paket yaş mayamız, biraz tuzumuz, 250 gram kadar yağımız, onunla beraber hamurumuz hazırlandı. 500 gram kadar unumuzla hamurumuz hazırlandı. Ve hamurumuz hazırlandıktan sonra da hamurumuzu biraz dinlendirdik sevgili izleyenlerimiz. Evet, şuna biraz geriye doğru alalım. Ondan sonra devam edelim. Ondan sonra hamurumuz hazırlandıktan sonra iç harcımızı hazırladık. İç harcımızı güzelce bir şekilde bir hemen doldurduk. Ve doldurduktan sonra da tekrardan şöyle bir üzerini yumurtamızla süsleyelim. Güzelce bir sürelim.
Ve yumurtayı sürdükten sonra da tekrar da fırına yollayacağız. Fırında iyice bir pişecek. Piştikten sonra da nefis bir poğaçamız hazırlanmış olacak inşallah. Evet, şöyle bir yumurtamız her tarafa eşit olsun, güzel olsun diye şöyle bir sürelim. Oha, harika oldu. Tepsimize çok fazla değdirmeyelim çünkü hemen yanıyor. Ondan sonra yapışıyor. Onun için çok fazla yanmasını istemiyorum. Evet, şimdi poğaçalarımız hazır sevgili izleyenimiz diyebiliriz. Ve poğaçamızı hazırladıktan sonra biraz daha şöyle pastane şeklinde, güzelce bir şekilde bir şekil vermek istiyorsak şöyle bir tane çatalın arka kısmıyla ufak çizikler atabiliriz. Tekrardan şöyle güzelce bir çizikler hop attık. Buna çok fazla şöyle bir ince olduğu için çok aşırı bir şekilde dokunmayacağız. Devam. Bunlara biraz daha şöyle bir dokunalım. Evet, şimdi üzerine susam veya çörek otumuz. Hemen üzerine hafif karışık olsun bugün dedik sevgili izleyenlerimiz. Biraz daha şöyle bir susamımız. Oh, güzel oldu şimdi. Hafiften biraz susam da. Çörek otumuz harika olacak. Evet, biz şimdi biraz da şuradan susamımız. Onu da üzerine şöyle güzel bir serpiştirelim. Evet. Devam. Şunu da biraz üzerine serpiştirdik mi? Harika oldu. Evet, şimdi güzel bir sevgili izleyenimiz poğaçamızı hazırladık. Poğaçamız artık yavaş yavaş fırına gidebilir. Fırında programımız boyunca düşük bir dereceyle iyice bir pişecek, güzelce bir şekilde bir hazırlanacak. Tamamıyla piştikten sonra da çok lezzetli ve çok da güzel bir poğaçamız olmuş olacak inşallah. Ben şöyle biraz derecemi yükseltiyorum. Biraz bir toparlandıktan sonra biraz düşüreceğiz. Ondan sonra 180 dereceyle yaklaşık 1 saat, hatta 1 saat 20 dakika güzelce bir şekilde bir pişirebiliriz sevgili izleyenlerimiz. O güzelce bir şekilde bir pişsin. Ve piştikten sonra da afiyetle yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir poğaçamız olacak. 180 dereceyle pişirene kadar, yani kızarana kadar devam edeceğiz pişirmeye. Evet, şöyle bir derecemizi ayarladıktan sonra kapağını da kapatalım. O yavaş yavaş pişmeye devam edecek. Güzelce bir şekilde pişmiş olacak. Kıymalı ve lezzetli bir poğaçamız hazırlandı. Size de çocuklarınız için evde yapacağınız çok da güzel bir poğaçamız sevgili izleyenlerimiz. Onu fırına gönderdik. Ben şöyle bir önce bir tezgahımı biraz toparlayayım. İster istemez biraz tezgahımız dağılabilir. Tezgahımızı toparladıktan sonra da artık yavaş yavaş devam edebiliriz. Evet, şunu da bir alalım. Kenara. Ondan sonra da şöyle bir tahtamızı temizledik ve tahtamızı temizledikten sonra artık yavaş yavaş devam edebiliriz sevgili izleyenimiz. Şöyle bir tenceremizi kenara doğru çekelim. Ondan sonra da biraz altını açalım. O yavaş yavaş ısınsın. Tenceremiz ısınırken biz de narlı tavuk kavurmamız için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? Dilerseniz bir göz atalım. Ondan sonra devam edelim sevgili izleyenlerimiz. Evet. Narlı but kavurmamız için sevgili izleyenlerimiz. Narlı but kavurmamız için neler kullanıyoruz? Hangi malzememiz var? 2 adet tavuk butumuz var. Ondan sonra 1 adet narımız var. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız. Daha fazla kullanmak istiyorsak daha fazla da kullanabiliriz. 3 adet 3 diş sarımsağımız var. Ondan sonra 3 adet biberimiz var. 2 adet domatesimiz var. 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, sıvı yağ veya zeytinyağı olabilir. 2 adet tavuk butumuz var. Ondan sonra 1 adet nar. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, ondan sonra 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız veya da zeytinyağı veya da sıvı yağ kullanabiliriz. 2 adet tavuk butumuz, 1 adet narımız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 adet biberimiz, ondan sonra 2 adet domatesimiz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biber, kekik ve yağımız olacak. Öncelikle tenceremizi içine yağımızı ilave edeceğiz. Onu ilave ettikten sonra butlarımızı güzelce bir şekilde bir doğrayacağız. Onları parçalayacağız. Parçaladıktan sonra onları içine ilave edeceğiz.
yavaş yavaş kavurmaya başlayacağız. Onları güzelce bir şekilde bir kavururken sırasıyla içine soğanımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra biberimizi, ondan sonra tekrardan domatesimizi hepsinin içine ilave edeceğiz ve güzelce bir şekilde bir kavurmaya devam edeceğiz. İyice bir baharatlarımızı ayarladıktan sonra en son olarak da narlarımızı içine ilave edeceğiz. Ve narlarla beraber güzelce bir şekilde bir 5 dakika daha bir pişecek ve ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. Şimdi tenceremizin altını öncelikle bir ayarladık. O yavaş yavaş şöyle bir ısınsın. O ısınırken biz de devam edeceğiz hazırlığımıza. Şöyle bir biraz da hızlandırabiliriz ısınması için. Şu tahtamızı şimdilik kenara doğru alıyorum. Ondan sonra diğer tahtamı ve bıçağımı alıyorum. Kullanacağımız kadar tavuğumuz dedik sevgili izleyicimiz. Ama sizler geniş bir aileseniz, karabalık bir aileseniz biraz daha fazla yapmak istiyorsanız fazla da hazırlayabilirsiniz. İki tane but bizlere yettiği için ben iki tane but kullanacağım. Ama sizler dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Öncelikle şöyle bir iki adet butumuzu kemikli bir şekilde hazırlayacağımız için ben şöyle bir küçük küçük şöyle bir ayarlayacağım. Şöyle küçük küçük ayarlayalım. Bunları biraz daha şuradan bir kesiyoruz ve kenara aldık. Devam ediyoruz. Buradaki amacımız tabii onu kemikli bir şekilde sevgili izleyenimiz olması ve tekrardan güzelce bir toparlaması. Bunları da biraz daha şöyle bir kestik. Bunu da kestikten sonra onu da bir kenara doğru alalım. Diğerini aynı şekilde öncelikle şuradan bir kesiyoruz, onu atıyoruz. Ondan sonra da şöyle bir kestik. Biraz daha şöyle bir ufak ufak isterseniz satırla veya da sağlam bir bıçakla da doğrayabilirsiniz. Evet. Şöyle bir yavaş yavaş küçük küçük keseceğiz. Devam. Onu da bir kenara aldık. Evet. Şimdi diğer kısımları aynı şekilde. Buna biraz daha küçük küçük kesebiliriz. Hazır. Devam ediyoruz. Şöyle biraz. Çok fazla hem iri olmasın hem de güzel gözüksün diye. Şimdi hazırlanmış olduğumuz tavuğumuz, onları güzelce bir şekilde tenceremize aktarabiliriz. Tenceremize yolladık. Şimdi bunları bir fazla olan malzemelerimizi kaldırabiliriz. Şunu bir yanımıza doğru alalım. Eldivenimizi tekrardan değiştiriyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş şöyle bir tavuğumuzu karıştırıyoruz. Evet. Şimdi bu yavaş yavaş kavrulacak sevgili izleyenimiz. O kavrulurken ben şöyle bir gerçi birazdan alacağım birkaç tane defne yaprağımızı. Şurada var. Birkaç tane defne yaprağımızı içine ilave ediyorum. Güzel bir aroma vermesi için. Ve birkaç tane defne yaprağımızı ilave ettikten sonra da biraz karabiberimiz çok güzel olacak ve çok lezzetli olacak. Şimdi bunlar hazır. Ben yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğim sevgili izleyenimiz. Biz sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım mı? Ben şöyle yavaş yavaş tavuğumu kavurmaya devam edeyim. Ondan sonra güzelce bir şekilde bir kavrulsun. Ben de bu arada tezgahımı toparlayayım. Size bir tane çay alıp kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra lezzet yolculuğumuza devam edelim mi? O zaman ekran başına ayrılmayın. Minik bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Tenceremize önce bir yağımızı döktük. Ondan sonra tavuklarımızı doğradık. İçine ilave ettik. Onları yavaş yavaş kavurmaya başladık. Biraz daha lezzetli ve güzel olması için karabiberimizi, defne yaprağımızı da içine döktük. Onlarla beraber pişirmeye devam ediyoruz. Çamur biraz daha güzelce bir şekilde bir kavurmaya devam etsin. Biz de bu arada kullanacağımız sarımsağımızı içine dökelim. Sarımsakla beraber pişirmeye devam edelim. Evet, şimdi sarımsağımız dedik. Şöyle bir ayarladık. Bunu aynı şekilde bir ayarlıyoruz. Ve sarımsağımızı küçük küçük doğruyoruz. Sizde de böyle farklı tarifleriniz varsa, yemekleriniz varsa, bizlerle paylaşmak istiyorsanız veya burada yapmamızı istiyorsanız sosyal medya üzerinde bana gönderebilirsiniz. Bitişik sfabdullahusta.tgt sayfasına gönderebilirsiniz. Ben de burada sizler için hazırlanmış olayım inşallah. Programımıza gelmek istiyorsanız sosyal medya üzerinde ulaşabilirsiniz. Hediyemizi kazanmak istiyorsanız, ızgaramızı kazanmak istiyorsanız yapacağınız tek şey sosyal medya hesaplarını takip edip, sosyal medya hesaplarını takip ediyorsanız düzenli bir şekilde aynı şekilde her ay mesajınızı gönderebilirsiniz. İsim, soyisim, adres ve telefonunuzu düzenli bir şekilde de gönderebilirsiniz. Ve ondan sonra ayın birinde çekilişimiz var ve çekilişte de ismini çıktıktan sonra biz de ızgaramızı hediye ediyoruz. Sizler de ızgaramızı kazanmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Mesaj bölümüne isim, soyisim, adres bırakıyorsunuz ve çekişe dahil oluyorsunuz. Programımıza gelmek istiyorsanız aynı şekilde Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bitişik şefabdullahusta.tgt şefabdullahusta.tgt sayfasından bana ulaşabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Bütün yemeklerimi orada bulabilirsiniz. Gramajlarla, ölçülerle, tariflerle de aynı şekilde merak ettiğiniz bütün yemeklerimiz de orada var. Orada bulabilirsiniz. Şimdi tavuklarımız yavaş yavaş pişmeye başladı. Sarımsağımızı ilave ettik. Ondan sonra soğanımızı iri kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Onları da içine ilave edelim. Şurada bir parça soğanımız var. Onu da aynı şekilde ayarlayıp ondan sonra tenceremize yollayalım. Evet. Şöyle güzelce bir karıştırdık ve pişirmeye devam ediyoruz sevgili izleyenimiz. Soğanlarla beraber o pişmeye devam edecek. İyice bir pişsin. Şimdi biberimiz şuradan biberlerimizi önce bir temizleyelim. Bunları biraz daha şöyle çekirdeklerini ayıklayalım. Ondan sonra devam edelim. Diğer biberimiz. Onu da aynı şekilde ayarlıyoruz. Devam. Bunu aynı şekilde şöyle bir temizledik. Ondan sonra da bölüyoruz. Sadece ortadan ikiye böldük mü yeterli olacak. Bir tane de şöyle bir sivri biberimiz. Onu da küçükten biraz temizleyelim. Ve temizledikten sonra biraz daha iri kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Hem belirgin olsun hem de güzel olsun diye böyle bir ayarladık. Ve onu ayarladıktan sonra tekrardan tenceremize gönderiyoruz. Hemen biberlerimizi güzelce bir yavaş yavaş soğanlarla beraber sotelemeye başladık. Nasıl biraz da şöyle bir karıştırdık mı o pişmeye devam etsin. Yavaş yavaş pişerken biraz tuzumuz çok hafif olsun, fazla olmasın. Ondan sonra biraz baharatlarımız, pul biberimiz, biraz kırmızı toz biberimiz ve çok hafif kekik kullanacaksak onu en sona bırakabiliriz. Onlarla beraber biraz daha evet, şimdi yavaş yavaş biraz daha şöyle bir karıştıralım. Etlerimiz harika bir şekilde sevgili izleyenlerim pişmeye devam ediyor. Biz de sırasıyla sarımsağımızı, soğanımızı, biberimizi içine dahil ettik ve pişirmeye devam ediyoruz. Baharatlarımızı ayarlamıştık. Şimdi kullanacağımız kadar domatesimiz. Tekrardan domatesimiz hazır. Onları öncelikle şöyle biraz dilimleyelim. Evet. Nefis bir poğaçamız hazırlanıyor. O güzelce bir şekilde pişmeye devam ediyor. Ben biraz altını kıstım sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş pişsin. Güzelce bir şekilde pişsin diye. Evet. Şöyle bir
domatesimizi küçük küçük ayarlayalım. Bunlar da aynı şekilde ufak ufak doğradık mı domatesimiz de hazır diyebiliriz. Ve tekrardan domatesimizi de içine dahil ediyoruz. Domatesle beraber şöyle güzelce bir kavurmamızı hazırlıyoruz. Devam. Bunları iyice bir şöyle biraz kavurmaya devam etsin sevgili izleyenlerimiz. Narımızı en sona bırakacağız ve en sona narımızı ilave edeceğiz. Ve ondan sonra da iyice bir narımızla beraber biraz daha pişirdik mi çok lezzetli güzel bir kavurmamız hazırlanmış olacak. Yavaş yavaş pişmeye devam edecek sevgili izleyenlerimiz. O güzelce bir şekilde bir pişsin. Ben de şöyle bir tezgahımı toparlayayım sizlerle beraber. Çok güzel bir muhallebimizi, su muhallebimizi hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Onun için de ben hemen şuraya ilk başta biraz temizleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet. Şimdi su muhallebimiz için, narlı su muhallebimiz ve tatlımız için neler kullanacağız? Hemen listemiz hazırsa bir alalım. Ondan sonra devam edelim. Onun için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? Şöyle bir göz atalım. Çok lezzetli, çok da güzel bir sarlı, güzelce bir şekilde bir hazırlayacağım. Bir tatlımız olacak sevgili izleyenimiz. Tabii kiviyle yapabilirsiniz, narla yapabilirsiniz, elmayla yapabilirsiniz, belki portakalla da yapabilirsiniz. Bugün biz narla hazırlayacağız. Yani çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Narlı su muhallebimiz için 1 litre kadar suyumuz, 1 adet narımız, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilyamız olacak. 1 litre kadar suyumuz, ondan sonra 1 adet narımız, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, ondan sonra 1,5 su bardağı kadar suyumuz, toz şekerimiz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 1 litre kadar su kullanacağız. Ondan sonra 1 adet narımız, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, şekeri seviyorsak aynı şekilde isterseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra da 1 paket vanilyamız olacak güzel kokması için sevgili izleyenlerimiz. Dediğimiz gibi 4 veya 5 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz ama siz dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. 1 litre kadar suyumuz, ondan sonra 1 adet nar tanesi, ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilyamız olacak. Önce bir tenceremize bize yetecek kadar suyumuzu döküyoruz. Suyumuzu döktükten sonra o yavaş yavaş bir kaynamaya başlayacak. Ondan sonra şekerimizi ilave edelim. Şekerimizi ilave ettikten sonra ayrı bir kabımızı içine nişastamızı, ondan sonra vanilyamızı ilave ediyoruz ve onları güzelce bir şekilde bir açıyoruz. Nişasta ve vanilyamızı açtıktan sonra tekrardan güzelce bir şekilde onu da içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan narlarımızı içine döküyoruz. Narla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Narımızla beraber karıştıktan sonra toparlanacak, güzel de bir renk verecek. Ve rengini verdikten sonra ondan sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyup normal ortamda yarım saat, dolabımıza da 1-2 saat bir dinlenecek. Ve dolabımıza dinlendikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. Ben hemen şöyle bir tane tenceremi öncelikle bir ayarlayayım. Ondan sonra devam edelim. Hemen şöyle bir tane tenceremiz bizler için yeterli. Ona göre alabiliriz. Evet. Burçamız çok güzel bir şekilde sevgili izleyenimiz pişmeye devam ediyor. İyice bir pişmiş. Güzelce bir şekilde bir kızarmış. Ben biraz şöyle bir dereceyi düşürdüm. İyice bir hazır. Evet. Şimdi şuradan biraz suyumuz, 1 litre kadar suyumuz yeterli olacak bizler için. Onu bir alalım. Ondan sonra şöyle bir çırpma telimizi alıyoruz. Tekrardan altını açalım. Altını açtıktan sonra kullanacağımız kadar şekerimiz demiştik. Hemen şekerimizi dökelim. Şekerimizi içine döktükten sonra tekrardan ayrı bir kabımızı içine nişastamızı şöyle vanilyamızla beraber açalım. Nişastamız biraz fazla olacak sevgili izleyenimiz. Ona geçip ki onu koyulaştıracak veya da birleştirecek başka bir şey olmadığı için nişastamız biraz fazla kullanacak. Evet, nişastamız hazır. Ondan sonra da bir paket vanilyamız. Onu da içine döküyoruz. Vanilyamızı döktükten sonra yavaş yavaş suyumuzu döküyoruz. Hemen nişastamızı açacak kadar su oldu mu yeterli olacak.
Ondan sonra da şöyle iyice bir karıştıralım. Topak kalmasın. Yavaş yavaş karıştırmaya başladık. İyice bir nişastamızı açtıktan sonra da nişastamız güzelce bir hazırlanmış olacak. Evet, şimdi şunları bir kaldıralım. Onlarla bir işimiz kalmadı. Yavaş yavaş nişastamız hazır. Ben şöyle bir sıcak suyumuzu kullandık ama biraz önce bir güzelce bir şekilde o bir kaynasın. Ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle bir kavurmamız hazır sevgili izleyenimiz. Ve kavurmamız tamamıyla bir hazırlandıktan sonra içine şöyle bir narımızı döküyoruz. Birazını ayıracağız. Şöyle bir süslemek için. Birazını ayıracağız. Ondan sonra da şöyle güzelce bir narla beraber bir iki dakika pişirmeye devam edeceğiz. O güzel aromasını ve lezzetini katsın diye. Evet, şimdi yavaş yavaş birkaç dakika bir kaynamaya ve pişmeye devam edecek sevgili izleyicimiz. Ondan sonra da sunumuzu sizlerle beraber yapabiliriz. Ben de tekrardan şöyle bir tezgahımı ayarlayayım. Ondan sonra devam edeceğim hazırlama. Evet, şöyle bir tezgahımız güzelce bir hazırlanmış olsun. Nişastamız hazır. Onu da yanımıza aldık. Tavuğumuz ve tatlımız için neler kullanacağız? Hangi tabaklarımız var? Onları da bir alalım. Evet, şimdi yavaş yavaş kavurmamız hazır. Poğaçamız güzelce bir şekilde bir hazırlanıyor. Sevgili izleyenimiz mis gibi oldu. Çok da güzel bir şekilde pişmeye devam etsin. Programımız boyunca o iyice bir pişecek. Güzelce bir hazırlanacak. Tenceremize önce bir yağımızı dökmüştük. Ondan sonra tavuklarımızı doğradık, ilave ettik. Bir veya iki tane butluğumuzu güzelce bir şekilde bir doğrayıp içine ilave ettikten sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde bir içine soğanımı, sarımsağımı ilave ettim. Kavurma devam ettim. Ondan sonra baharatlarımı, ondan sonra biberlerimi, ondan sonra domateslerimi hepsini içine ilave ettim. Onlarla beraber iyice bir pişirdik. Onlarla beraber iyice bir pişirdikten sonra en son olarak da içine tekrardan narlarımızı içine döküyoruz. Narlarla beraber güzelce bir şekilde bir pişiriyoruz. Ve narlarla beraber kavurmamızı hazırlıyoruz. Ve şu anda kavurmamız hazır sevgili izleyenimiz. Ondan sonra yavaş yavaş sunum yapacağımız kaplarımızı alabiliriz. Ondan sonra güzelce bir sunumumuzu sizlerle beraber yapalım. Şöyle bir aldık. Hemen şunu da bir yer değiştirelim. Daha hızlı bir şekilde şu ocağımız yandığı için ben şöyle bir yer değiştireyim. Ondan sonra devam edelim. Şöyle bir ocağımızın altını kapattık. Kaşığımızı kenara doğru aldık. Ondan sonra da yavaş yavaş tabağımızı süsleyelim sizlerle beraber. Evet. Şöyle bir tavuğumuzu güzelce bir ayarlayalım. Şunları bir kenara doğru şimdilik bir alalım. Ondan sonra da üzerine bolca tavuğumuzdan alabiliriz. Hem sebzelerinden hem de güzel bir sunum olacak sevgili izleyenimiz. Şöyle onun üzerine biraz sebzemiz, narlarımız ve sebzelerimiz hazır. Devam. Şöyle bir bunları da alalım. Güzel olsun. Biraz daha sebzemiz. Onlar da üzerine. Hazır. Devam. Şunu da diğer köşeye doğru aldık. Ve tekrardan şunu bir alalım. Ondan sonra bunu da onun yanına aldık. Ondan sonra bunu da şöyle bir alıyoruz. Hepsini aldıktan sonra güzelce bir tabağımızı ayarladıktan sonra tekrardan şöyle bir sebzelerimiz kenarını süsleyebiliriz. Bolca narımız ve yeşilimiz harika olacak. Evet, şöyle bolca narımız ve yeşilimizle tabağımızı ayarlıyoruz. Biraz da hafif suyu, nefis olacak. Evet, şimdi tenceremizi kaldıralım. Onunla bir işimiz kalmadı. Kenara aldık. Ve kenara aldıktan sonra yavaş yavaş ayırmış olduğumuz narımız şöyle biraz da üstünde gözüksün, güzel olsun diye biraz da narımızdan ayırmıştık ve onları da şöyle bir kenarlarına doğru alalım. Evet. Hemen narımızı ayarladık sevgili izleyenimiz. Şunu şöyle suyunu tatlıda kullanalım. Evet, şimdi tabağımızı kaldıralım.
Onunla bir işimiz kalmadı. Ve bir iki parça yeşilimiz güzel olur. Yeşilimizde şöyle bir üç kısmını süsleyelim. Devam edelim. Bir iki parça daha alabiliriz. Şuradan biraz daha yeşilliğimiz. Onu da aldık mı ve çok güzel bir şekilde hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş kenara doğru alalım. Evet. Şöyle bir kenara aldık. Narlı but kavurmamız hazırlandı sevgili izleyenlerimiz ve onu kenara doğru aldık. Yavaş yavaş devam etsin. Şöyle bir kenarda beklesin şimdilik. Poğaçalarımız harika bir şekilde pişmeye devam ediyor. İyice bir hazırlandı. Güzelce bir şekilde bir ayarlandı. Onu da pişmeye devam ediyor. Ondan sonra da biz de tatlımızı hazırlamaya başlıyoruz. Muhallebimiz için yeteri kadar suyumuz, ondan sonra şekerimizi içine dökmüştük. Ve onlarla beraber iyice bir kaynadı. Şimdi hazır. Ve ayrı bir kabımızda nişastamız, vanilyamız, onları da hazırladıktan sonra tekrardan biraz karıştıralım. Ve karıştırdıktan sonra da tekrardan yavaş yavaş şöyle bir dökelim. Biraz bir koyulaşacak. Ondan sonra güzelce bir evet. Harika oldu. Ve muhallebimiz hemen hızlıca toparlanıyor sevgili izleyenlerimiz. Şimdi o hızlıca toparlandıktan sonra da bir iki dakika daha kaynasın. Siz görmeye devam edin. Ben şuradan iki farklı sunum yapacağım sevgili izleyenlerimiz. Şunu bir alıyorum. İki farklı sunum yapabiliriz. İkisi de çok da güzel olacak. Bismillah dedik. Şöyle bir aldık. Tekrardan şöyle bir ayarlamamızı yaptık. Ve bir tane kepçemiz. Şuradan kepçemizi de alalım. Ondan sonra da bu sade olan. Şöyle onu güzelce bir alıyoruz. Evet. Onu ayarladıktan sonra tekrardan narımız şöyle bir suyla beraber dökelim. Narımızı döktükten sonra bir tane kaşık yardımıyla şöyle biraz renk katması için karıştırıyoruz. O zaten o sıcaklık onu yetecek sevgili izleyenimiz. Toparlanmasını sağlayacak. Onun için de ekstradan bir kaynatmaya da gerek yok. Hemen kaşıkla beraber karıştırdıktan sonra tekrardan bunu da diğer tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir görüntü ortaya çıktı sevgili izleyenlerimiz. Evet. Devam ediyoruz. Sunumuzu ayarlamaya. Bunları da aynı şekilde üzerine dökelim. Ondan sonra tenceremizi kaldıralım. Tenceremizi kaldırdıktan sonra da tekrardan şurayı bir temizleyelim. Hemen temizledik mi? O da hazır. Ve üzerine çok hafif nar tanesi şöyle bir ayarladık. Ondan sonra diğerini köşelerine sadece şu şekilde de süsleyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Hangisini sizler çok fazla hoşunuza gidiyorsa veya hazırlamak istiyorsanız o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi onu da ayarladıktan sonra biraz Hindistan cevizimiz. Şuradan biraz Hindistan cevizimiz. Bunun için şöyle biraz kullanılabilir. Sadece kenar kısımlarına hafif bir dokunuş. Hindistan cevizimizi üzerine serpiştikten sonra narlı su muhallebimiz hazır sevgili izleyenimiz. Bunu ben yavaş yavaş şöyle bir kenara doğru alacağım. Şu kısmını da temizleyelim. Ve şimdi diğer tabağımız veya da kabımız için onu da ayarlayalım. Başka bir bıçağımız.
Tahtamızı da çevirelim. Ondan sonra da şöyle bir tane mandalinamız. Onu da ufak ufak şöyle bir temizleyelim. Eldiven olduğu için biraz da zorlanabiliyoruz sevgili izleyenimiz. Tutması da kabuklarımızı. Şöyle bir yavaş yavaş onun kabuğunu soymaya başlıyoruz. Evet. Bunlar da aynı şekilde hazırlayalım. Devam. Ufak ufak şöyle güzelce bir mandalinamızı ayarlamaya. Şu kısım şöyle zarlarını güzelce bir şekilde bir alalım. Beyaz olan kısımlarını tekrardan güzelce bir temizledik mi? Ondan sonra da mandalinamız hazırlanmış olacak. Çok fazla dağılmasın diye, ezilmesin diye tekrardan böyle ufaktan bir ayarlamamızı yapalım. Evet, şimdi şunları da bir kenara doğru aldık. Ve tekrardan şöyle bir küçük küçük dilimliyoruz. Dilimlediklerimizi tekrardan ufak ufak şöyle bir doğrayalım. Çok fazla büyük olmasın. Bunu istersen karıştırıp da sunabilirsiniz veya da sevgili izleyen bizim gibi ayarlayabilirsiniz. Hemen mandalinamız hazır ve hazırlamış olduğum mandalinamızı şu şekilde bir üzerine alıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, yani çok fazla hem bütçenizi zorlamayacak hem de farklı iki sunum yapabilirsiniz. Yani kullandığımız burada sadece suyumuz, şekerimiz, nişastamız ve bir tane nar, bir tane mandalina kullandık. Onunla beraber kendimize güzel bir sunum hazırladık. Şimdi bu çocuktan da hoşuna gidecek. Yani ekstradan içinden farklı katkı maddeleri yok ve çocuktan hoşuna gidecek. Çok doğal ve çok da lezzetli ve güzel bir sunum diyebiliriz sevgili izleyenler. Sadece nişastamız, suyumuz, şekerimiz ve ondan sonra kullanacağımız kadar meyvemiz. Çocuklar hangi meyveyi seviyorsa, isterseniz muzlu yapabilirsiniz, kiviyle yapabilirsiniz, ben narla yapabilirsiniz, elma ile yapabilirsiniz veya da mandalina, portakal hangisi varsa elinize ona da hazırlayabilirsiniz. Hem çok lezzetli oluyor, hem renkli oluyor, hem de çocukların hoşuna gidecek güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde ayarlamamızı yaptık ve iki farklı sunumda hemen tatlımızı hazırladık ve güzelce bir şekilde muhallebimiz hazır. Tenceremize önce bir hemen şöyle bir bunu bir kenara doğru alayım. Tenceremize öncelikle bir litre kadar suyumuzu döküyoruz. Suyumuzu döktükten sonra tekrardan şunu da bir alalım. İçine kullanacağımız kadar şekerimizi dökelim. Şekerimizle beraber yavaş yavaş hemen güzelce bir şekilde bir şekerimizi döktükten sonra onu karıştırıyoruz. Ayrı bir kabımızı içine tekrardan nişastamızı, ondan sonra da hemen vanilyamızı ilave ediyoruz. Suyla beraber açıyoruz. Suyla beraber açtıktan sonra onu da içine ilave ediyoruz ve güzelce bir şekilde bir koyulaşıyor. Koyulaştıktan sonra narımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Bir kepçe olabilir veyahut da herhangi bir ağır bir cisimle ufak bir dokunuyoruz. Sevgili ufak bir dokunduktan sonra o zaten içi boşalacak. Ve içi boşaldıktan sonra narlarımızı kenara alıyoruz. Siz de isterseniz şöyle güzel bir kavurmada kullanabilirsiniz. İsterseniz bizim hazırladığımız gibi de yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Narlı aşure ile ilgili yoğun bir istek var. İnşallah önümüzdeki hafta aşure sizler için hazırlayacağım. Onu biliyorsunuz geçen haftada sözünü vermiştik ama nar yeni yeni biliyorsunuz çıkmaya başladı ve artık bollaşmaya başladı. Biz de inşallah sizler için önümüzdeki hafta aşuremizi hazırlayacağız sevgili izleyenimiz. Narlı aşuremizi de inşallah sizler için önümüzdeki hafta bol bol hazırlayacağız. Hem siz hazırlayacaksınız hem de biz de burada hazırlayıp arkadaşlarımıza bol bol ikram etmiş olacağız. Şimdi tavuğumuz hazır. Ondan sonra tatlımız hazır. Onlar güzelce bir şekilde bir hazırlandı. Onları hazırladıktan sonra ben şöyle bir tane tabağımı alayım. Poğaçamız biraz bir toparlansın sevgili izleyenler. Birkaç dakika bir toparlansın. Bu arada kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Şöyle bakalım ne kadar bir süremiz var. Evet. Şöyle bir poğaçamız güzelce bir hazırlanıyor sevgili izleyenler. Mis gibi oldu. Onları güzelce bir evet.
Evet, şöyle bir ufak bir sadece salatam kaldı. Onu da bir ayarlayayım. Ondan sonra hemen neler yaptık, neler hazırladık bir göz atacağız. Şimdi ufak bir salatamız için sevgili deneyim. Şuradan bir tane tabağımızı alalım. Tabağımızı aldıktan sonra poğaçamız için de ben şöyle bir sunum yapacağım, bir tane kabımı alayım. Poğaçamız da hazır sevgili izleyenimiz. Hemen hızlıca bir toparlayalım. Ondan sonra neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber bir göz atacağız. Evet. Mis gibi poğaçamız hazır. Şöyle bir kendimizi yakmadan onları bir yanımıza doğru aldık. Fırınımızı kapatalım. Ve fırınımızı kapattıktan sonra da artık yavaş yavaş şunları bir alalım. Kenara doğru aldık ve sizler görün diye ufaktan şunu bir açalım. Evet, şöyle bir aldık. Ondan sonra da devam ediyoruz. Şunları şöyle bir küçük küçük kesmeye. Bunları biraz daha şöyle bir kenar kısımlarına şu şekilde bir alalım. Hazır. Devam ediyoruz. Yumuşacık çok güzel bir poğaçamız hazırlandı sevgili izleyenimiz. Ve bunları da biraz daha şöyle bir aldık. Devam. Evet. Şunu da biraz daha şöyle bir aldık mı? Devam ediyoruz. Şunları biraz keselim. Bunu da şöyle bir yanına doğru sizlerin görebileceği şekilde ayarlarsak çok da güzel olacak. O da hazır. Şunu da şu tarafa bırakalım. Evet. Vay 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 vay. Evet, şimdi hazır sevgili izleyenimiz. Son bir tane şuradan şöyle bir keselim, onu da şu araya bırakalım. Evet, şimdi poğaçamız artık hazır ve şu şöyle bir çevirdik mi mis gibi oldu. Evet, şimdi artık hazırız poğaçamız için. Bunu da bir kaldıralım. Elimizi yakmadan kenara doğru aldık. Ondan sonra poğaçamız nefis oldu sevgili izleyenlerimiz. Güzelce bir ayarladık ve ondan sonra da poğaçamız yavaş yavaş hazır. Hemen hızlıca ben şöyle, çünkü az bir süremiz kaldı. Onun için ben hızlıca bir salatamı hazırlayacağım. Ufak bir salata yapacağım. Ondan sonra devam edeceğiz sevgili izleyenimiz. Şunu şöyle bir alalım. Ondan sonra poğaçamız hazır. Şimdi şunları biraz ben biraz temizleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, ufak biraz yeşilliğimiz, bir tane domatesimiz bizler için yetecek. Onun için şuradan biraz kırmızı lahanamız. Kırmızı lahanamızı ufaktan biraz şöyle biraz ovalayalım. O diriliği gitsin diye güzelce bir şöyle bir karıştırıyoruz. Onu iyice bir karıştırdıktan sonra da şöyle biraz bir veya iki tane turp kullanabiliriz. Ben biraz bir alacalı bir soyacağım. Hem de şunla biraz çok uzun süreli beklediği için şöyle bir kullanalım gitsin. Evet. Şöyle bir ufak hazırladık. Ondan sonra da bunları da aynı şekilde temizliyoruz. Evet. Bunlar biraz daha kenara doğru çekiyorum. Ondan sonra da ufak ufak şöyle bir doğruyorum. Devam.
Bunlar da minik minik hazırladık. Son bir tane turpumuz. Onu da küçük küçük şöyle bir doğrayalım. Doğradıktan sonra kırmızı lahana ve turpumuzu kabımızın içine aktaralım. Bunları kabımıza gönderdikten sonra da biraz kıvırcığımız. Hemen kıvırcığımızı biraz da ufaltıp ondan sonra kabımızı içine yolluyoruz. Ondan sonra bir tane domatesimiz yeterli. Onu da şöyle bir ayarlayalım. Domatesimizi tekrardan ufak ufak doğrayalım. Ve onu da aynı şekilde döküyorum. Ve döktükten sonra da şunları güzelce bir harmanlıyorum. İyice bir harmanladık. Elimizdeki malzemeleri kendimize güzel salatalar ve sunumlar yapabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Onun için ekstradan çok da fazla bir şey kullanmaya gerek kalmadan şöyle lezzetli ve güzel sunumlar sizler de yapabilirsiniz. Evet, şimdi hazır. Ondan sonra limonumuz, o da hazır. Burada biraz narımız vardı. Onu da şöyle bir ufak üzerine dökelim. Suyunu da şöyle bir dökelim güzelce bir şekilde. Arkadaşlar afiyetle yesinler diye. Evet, son bir iki dokunuş. Bir parça limonumuz. Limonumuz da şöyle güzelce bir üzerine ayaladık mı? Ondan sonra da hazır diyebiliriz. Ve şunları bir kenara doğru aldık. Ve limonumuz hazır. Diğer malzemelerimiz hazır. Ben sadece son bir dokunuş. Şuradan biraz taban güzel gözüksün diye sevgili izleyenlerimiz. Ufak şöyle biraz üzerini yeşillikle süsledik mi? Ondan sonra da hazırız. Evet, şunu bir kaldıralım. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar bu arada? Tamam, hemen ben şöyle bir artık yavaş yavaş neler yaptık, neler hazırladık bir göz atacağız sevgili izleyenlerimiz. Size de yemeklerimizi tekrardan görmek veya da yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bakabilirsiniz. bitişikşefablosa.tgt sayfasından bütün yemeklerimi bulabilirsiniz. Sevgili Instagram'da ve diğer sayfalarda bulabilirsiniz. Hafif biraz zeytinyağımız üzerine döktük mü? Ondan sonra da güzel bir salatamız hazır. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş listelerimizi alabiliriz. Tamam, hangisi hazırsa gönderebilirsiniz arkadaşlar. Narlı tavuk but kavurmamız için sevgili izleyenimiz neler kullandık? 2 adet tavuk butumuz, 1 adet narımız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. 2 adet tavuk butumuz, 1 adet narımız, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 adet biberimiz, ondan sonra 2 adet domatesimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz, yeteri kadar yağımızı kullandık. Önce butumuzu güzelce bir doğradık. Doğradıktan sonra tenceremizi yağımızı ilave ettik. Butlarımızı içine ilave ediyoruz. İyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sırasıyla sarımsağımızı, soğanımızı ilave ediyoruz. Kavurma devam ediyoruz. Ondan sonra biberimizi ilave ettik. Ondan sonra domatesimizi, ondan sonra baharatlarımızı ilave ettik. Baharatla beraber tekrardan güzelce bir şekilde bir 10-15 dakika bir kavuruyoruz. Ondan sonra narlarımızı içine döküyoruz. Narla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Narla beraber karıştırdıktan sonra tekrardan bir 10 dakika bir pişiriyoruz. 10 dakika iyice bir piştikten sonra o biraz bir toparlanıyor, güzelce bir şekilde bir ayarlanıyor. İyice bir piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzeti hem de güzel bir sunum oluyor. Ve sunum yaparken yani sunum yapacağımız tabağımıza koyduktan sonra üzerine narla beraber süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Devam edelim diğer listemizi almaya. Evet,
Narlı su muhallebimiz için de sevgili izleyenim, 1 litre kadar suyumuz, 1 adet narımız, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, ondan sonra 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilyamız. 1 litre kadar suyumuz, 1 adet narımız, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilyamızı kullandık. Tenceremize önce bize yetecek kadar suyumuzu döküyoruz. Suyumuzu döktükten sonra şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerle beraber tekrardan ayrı bir kabımızı içine nişastamızı hemen güzelce bir şekilde nişastamızı hazırlıyoruz. Vanilyamızı ilave ediyoruz. Suyla beraber açıyoruz. Onu da içine ilave ediyoruz. Kuyulaştıktan sonra biraz kaynadıktan sonra narlarımızı da içine döküyoruz. Narla beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza koyuyoruz. Üzerine nar ve hindistan ceviziyle beraber süslüyoruz. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen son listemiz. Kıymalı poğaçamız için de 500 gram kadar unumuz, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 250 gram kadar tereyağımız, yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, ondan sonra yarım paket yaş mayamız, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz ve 200 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 1 adet domatesimiz, yeteri kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, ondan sonra hemen birazdan maydanozumuzu kullandık sevgili izleyenimiz. Önce bir geniş bir kabımızı içine unumuzu ilave ettik. Unumuzu ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde bir içine hemen tuzumuzu, şekerimizi, yumurtamızı, yağımızı içine ilave ettik ve hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu hazırladıktan sonra tekrardan güzelce bir şekilde bir hamurumuzu bir yarım saat bir dinlendiriyoruz. Ondan sonra iç harcımızı hazırlıyoruz. Kıymamızı, içine soğanımızı, biberimizi, domatesle beraber harcımızı hazırlıyoruz. İçini dolduruyoruz ve içini doldurduktan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde yemeklerimizi hazırladık. Tezgahımız hazır. Sosyal medya üzerinde bütün yemeklerimize bakabilirsiniz. Bitişik sfabdullahusta.tgt Instagram sayfam ve diğer sayfalarda da bulabilirsiniz. Hep takip edebilirsiniz sevgili izleyiniz. Evet, biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Öncelikle tabii ki gurbetçilerimiz. Onları çok seviyorum. Buradan bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Türkiye'de bizleri izleyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Askerlerimize, polislerimize, memurlarımıza ve vatanı görevini yapan bütün askerlerimize Cenab-ı Mevlam yar ve yardımcılar olsun. Hepsine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.